Herkese selamun aleyküm. Yozgat Asırlı Kayseri Oyuncu kanalından Yozgat Asırlı Kayseri Oyuncu TV kanalından hepinize selamlar gençler. Hoş geldiniz videoma ve kanala. Bugün yine bir Steam kuratörüme gelen Türkiye'nin Series Steam kuratörüme gelen oyunlardan biri olan BAFL, yani Breakers Are For Losers adlı oyunu inceleyeceğiz gençler. Böyle bir alan var gördüğünüz gibi. Bu alanda arabayı kontrol etmeye çalışıyoruz. Birazcık zor kontroller, bunu da belirteyim. Ve şu yarışlardan gireyim ya. Championship diyor. Hızlı yarış diyor. Rastgele yarış, seçili yarış diyor. Championship bizim neyse. İstemeden de olsa Championship'e girdik. Kontrollere bir bakalım. Nitro, Enter. CTRL, Home Corner'ıymış. Sol ve sağı kontrol edebiliyormuşuz. Evet. Boşluk da şeymiş. Nitro'ymuş. Tamamdır. Ne yapacak? Farelerle bir kere fareyle yapıp seçilmesi daha kolay olurdu. Nitro neydi az önce? Yani fare müzikleri bir kapatalım birazcık. Bunu çek. İngilizceden başka Türkçe var mıdır? Olsa şaşardım zaten. Neyse. Ben buraya nereden geldim? Buraya şöyle. Tamamdır. Araçlara tekrar girdik. Too easy dedik. Bilmiyoruz çünkü oyunu. Nitro enjoy. Boşlukmuş. Boşluğa bastım acı. Evet, bir yarış seçti botlarla galiba. Ben hangisiyim onu göremiyorum, onu göremiyorum. Oğlum bir dakika ya. Ben anlamadım canım. İyi dedim bak, en kolayından, ama arabayı süremedim. Sol ve sağ diyor, tamam. Boşluk. Tamam, bak şu araba benim, şu mavili araba. Kanatlar olan. Arabayı süremiyorsun ki abi. Arabayı süremiyorsun. Yön tuşlarıyla bak. Şuradaki yaptığım direksiyon kontrolü orada yapamıyorsunuz gençler. Bu oyunun bir eksisi olarak geçti bana. Easy, normal, hard. Zaten easy'sinde bile arabayı süremiyorum. Tamam. Honk, CTRL, Nitro, Join. Enter, Join. Tamam. Tamam. Arabaları değiştirebiliyorum. Bu güzel bir şey tabii ama. Neyse. Bu ses. Neyse. Şuna bak. Tamam abi. Anladım oyunu da. Kontrolleri pek anlayamadım. Kontroller. Bak dönmüyor adam. Araba dönmüyor. Aha döndü lan. Ana döndü lan. Pardon gençler. Tekrar başlayabiliriz biz yarışa. Aha dondurdum gerizekalı. Bile lan bunu. Oğlum bu ne araba? Araba trafik kazasını olmadı.
Toplara dikkat etmemiz lazım. Kaptır Mürsel. Aklıma Mürsel geliyor kaptır deyince. Uf, ne oldu lan arabamı? Çıkıyor lan önüne. Buradan çıkıyor, birinci ben olacağım, çık bak. Yine birinci oldu. Yarış bitti mi şimdi? Üçüncü olmak biraz saçma oldu ama. Yani oyun kontrol olarak zor bir oyun. Hakikaten zor yani. Tamam abi, tamam, bunlar anlıyor. Neymiş bunlar? Arttırabiliyor muyuz? Evet. Buna verdim. Armorlar önemli. Hangi tuşa basacağız? Getirilir mi? Bu muydu ya? Sıkıntılı biraz oyun gençler. 2, 1, go! Ben hangisiyim mesela? Hangisi olduğumu göremedim işte. Oğlum bir dur, kontrol edemiyorum arabayı ya. Arabanın kontrolü bak, bu da kolay değil işte. Bu da kolay, kontrolü var ama yarışlarda biraz sıkıntı yapıyor. Anladığım kadarıyla. Ya da ben ya kullanamıyorum. Küçük oyuncu arabalar olur. Onlarla yarışıyor musun gibi bir şey var. Şu mor benim. Sarı mor. Vurmayın lan bana. Terbiyesizler. Sayıldan geçersek tamir edebilme özelliğimiz varmış. Daha yapmıyor ki yapay zeka. Bana sürekli vuruyorlar. Beni deli ediyor. Teşekkürler Türkiye. Altıncıda düştüm. Bu yanda ortada şey atan terbiyesin yüzünden. Ya. Ya tuş yerlerini değiştirmiştir. Şaşırıyor insan ya. Bak ya. Yok abi, yok ya. Bu oyun biraz sıkıntılı. Sıkıntılı, hakikaten sıkıntılı ya. Sekizinci olduk ya. Yani kontrol açısından bak. Oyunun kontrolleri sıkıntılı bence gençler. Yani sağa basıyorsun, sola çeviriyor, sola basıyorsun, sağa çeviriyor. Bazen de tam tersi oluyor. Pek anlayamadım bunu. Hani anladığımı söylenemez. Ben hangisiyim burada? Hangisiyim lan? Şu 3 numara mıyım? Oğlum bu arabanın kontrolleri ne saçma ya. Çok saçma ya.
sola çeviriyorum, sağa dönüyorum, sağa çeviriyorum. Değiştiriyorlar sürekli sanki kontrolleri. Saçma bir şey ya. Çok saçma ya. Kontroller çok saçmaymıştır. Ben 8. mi oldum? Ben şu araba değil miydim 3. araba ya? Allah Allah. Oğlum bu oyun biraz sıkıntılı ya. Şu anlık oyunu tavsiye eder miyim? Bilemedim yani. Çünkü kendimi göremiyorum. Bu bir. Bu kadar araba arasından. Ben hangisiyim mesela? Hangisi? Kendimi göremiyorum. Şu 8. 7. ben mi? Galiba ben. Kaptırmışlar. Vurmayın lan bana, terbiyesiz. Yedinci benim. Tam tersi gidiyor bakalım. Araba tam tersi gidiyor. İnanılmaz ya. Gidemiyor lan araba. İstediğim yerden gidemiyorum lan. Yedinci benim. Ne? Şu mu benim? Kontroller zor inmiştir. İnanılmaz ya. Kontroller bayağı zor. Kontrolleri anlayabilsek dördüncü olmuştuk. Değil mi? Ne mi 8. oldu? Oh, hangisi benim ya? Hangisi benim? Onu da göstersene ya. Hangisi olduğunu bilmiyorum. Ha, şu benim. Saf benim abi. 8. benim. Arabaya koltuk kullanamayın şimdiden beri. Rabbim ya. Altıncılığa çıktım bu sefer. Araba kontroller çok sıkıntılıymıştır. Hassaslık iğrenç. Belirteyim yani. Yapay zeka benden daha saf çıktı. Bunu öğrenmiş olduğumuz iyi oldu. Ama işte kullanamıyoruz ki araba. Ne işe yarayacak? İyiliğe çıktım bak mesela. Ah ya, nükleer bomba attılar bana. Beşinci ol. Alkış. Hangisi benim ya? Hangisi benim ha? Şu mu benim? Şu. 3, 2, 1, go.
Galiba kendimi görebiliyorum bu sefer. Ve birinci olmadan bir kere birinci olsam yeter. Bu oyunu anlayamadım ki abi gerçi. Arabalar büyüyünce daha güzel oluyor. Hep büyük bir. Üçüncülüğe çıktım lan. Hop beşinciliğe düştük. Çok sevindik. Üçüncü olduğumuz için. Beter olun oyunu. Bak ya virajı bile alamıyorum abi. Zor oyun oğlum. Kolayda bilene yenemiyorum. Kontroller çok zor ya. Virajlı yollar ya. Beşinci oldu. Biliyorum bu hareket. Evet. Vallahi gençler şu an bir şeysi yok yani. Bir gideri yok oyun. Çekilin lan, bir kere birinci olacağım diyorsan bir kere birinci olacağım. Bunu geçirmiyor ki, en kolay bilene bu kadar zor olmamalı. En kolay bilene bu kadar zor sayan sıkıntı var ya. Gel la buraya birinci. Rabbim, tam birinci olacağım. İkinci oldum ya. Lan. Oğlum ikinci ben değil miyim ya? İnanılmaz abi. Benim seçtiğim araba o değil ki. Şu araba benim seçtiğim araba. Abi bırak git ya. Bırak git lütfen ya. Bu oyunu bırak ya. Saçma bir oyunmuş ya. Sevmedim ben bu oyunu. Abi seçtiğim araba bu işte. Niye farklı arabalar geliyor ki böyle? Yani oyunu anlayamadım işte. Dur lan seçmemiş. Yani gençler oyun biraz, bak burada kontroller çok güzel gençler. Burada gerçekten kontroller güzel oyun ama yarış esnasında kontroller çok saptıyor yani. Oyun kontrollerine çok düşük bir puan veririm. Oyunun kontrollerini sevmedim zaten. Bak ya. Sürmüyor mu? Gitmiyor mu? Var mı hiç? Gördüğünüz gibi burada Championship var. Şurada hızlı yarış modu var. Custom game var. Seçili arkadaşlarınız da falan oynuyorsunuz bu arada. Championship de botlara karşı bir mücadele. Hızlı yarıştır, hızlı yarıştır. Botlara karşı bir tane yarış yapıyorsunuzdur. Şuraya doğru gidelim bakalım. Burada challenge'lar var işte. Challenge. Yani herhalde en hızlı kim bitirecek falan düşür. Botlara karşı büyük bir ihtimal yine. Şurada da şeyler var. Bu oyunu yapanların isimleri falan var. Şurada öyle dağıtabiliyorsunuz buralarda. Bu özellik güzel olmuş. Şurada da özel olarak teşekkür ettikleri insanların listesi var şurada. Dağıtabiliyorsunuz burayı da böyle. Yani burada kontroller çok güzel. Yani ana menü güzel tasarlanmış. Ancak yarışta arabaların kontrolleri, bu oyuncak arabaların kontrolü biraz sıkıntı bence. Bak mesela fren yapmak yok mu mesela? Fren yok mu ya? Fren olması lazım mesela. Oyunun adı belki frenler kaybedenler içindir ama bir fren özelliği olması lazım bence. Çünkü fren özelliği candır. Fren yapamazsan bu oyunda arabayı kontrol edemezsin yani. Virajı alamazsın yani. Virajı alamadığın zaman da benim gibi yenilirsiniz işte en kolayla bile. Keşke ilk defa giriyor. Biraz alışmam lazım. Yani frensiz bir araba yarışına alışamadım. Şuradan da arabayı değiştirebiliyoruz galiba. Evet.
Sevdiğim araba hangisi? Bu değil. Bu da değil. Tip olarak şu bir kız arabasına benziyor. Şu ne arabası diyelim buna. Ben de bilemedim. Şu kahverengi araba güzel mesela. Ben bu arabayı seçerim. Fren özelliği olması lazım. Ya da kontrollerin biraz daha iyileştirilmesi lazım. Çünkü yani sağa basıyorum. Bak burada normal sola bastığım zaman sola dönüyor. Sağa bastığım zaman sağa dönüyor da yarış esnasında bazen kontroller değişiyor gençler. Yani bu oyun galiba şu ortasındaki yarış yerinin ortasındaki yaratığın ya da ne varsa artık bunun yarışma özelliklerini değiştirmesiyle oluyor herhalde ama onu bir alışamadım yani ya da benim arabamın üstüne bir yazsalar işte benim anlasam arabanın benim olduğunu tamam ama biraz o yönden sıkıntılı bence kendim olduğuna hangisinin kendim olduğunu anlayamıyorum yarışta bu bir grafik olarak bir grafiği şey yok yani grafik olarak hiçbir şeyle karşılaştırılmaz. Bunun özelliği puanlanamaz bu oyun. Oyun grafik için değil, eğlence için yapılmış. Bir basit eğlence oyunu. Yarış oyunu. Basit eğlence için. Kontrolleri desen zor. Yani araba sürekli gaza bastığı için yarış esnasında virajları almak zor. Yani mesela buraya örnek gösterebiliriz yani. Kolonu sağ sürekli bas bas tuttuğu zaman böyle yapıyor işte. Gördüğünüz gibi. Ben yarışlardan gireyim bir tane daha. Gucci Race'ten. Kolayından bir tane açalım. Custom game açamayız. Tamam bak. Kontroller tamam. Bu arabayı seçiyorum. Kahverengi araba. Tamamdır. Kahverengi araba benim şu sağ ikinci sıradaki. Bak önüme geçiyorlar. Arabalara geçtim. Güzel oldu. Şuradan kısa yoldan da açalım. Çok güzel. Bir kere birinci olmak istiyorum ya. Çok zor bir şey istemiyorum bu arada. Bak ya. Birinci yaptı bir de onu ha. En yapılması gereken adam yaptı ya. Adama tur bindirdim lan 8. İkinci olarak. Yani kontroller zor. Bak mesela benim önümde çıkmadı o 8.'nin önünde çıktı gördüğünüz. İnanılmaz değil miymiştir? Bence inanılmaz. Bak arabaların büyümesi güzelmiş. Üçüncüyüm hala üçüncüyüm. Kaç kişi geçtim hala üçüncüyüm. Yine üçüncü. Üçüncü oldum. Yani oyunu bilmediğim için istersem sonuncu olayım yani. Üçüncü oldum. Güzel bir şey. Ne diyor? Kahverengi benim arabam benim inşallah. Yani araba sürmek çok zor ya bence. Bu var daha zor. Kendimi bileni seçemiyorum yani. O derece biliyorum. Dördüncüyüm gördüğünüz gibi ama. Yani bir tek ben bilirim yani. Nasıl dördüncü oldu. Gördüğünüz gibi tamir beni ettirmediler beni. Direkt ben. Bak burada fren özelliği olsun. Allah. Gördüğünüz gibi belirli bir süre sonra duvara çarptıktan sonra hasar aldıktan sonra ikinci olalım ya bunda da çok zor bir şey değildir abi. Altıncı evine tur bindirmesin baksana. Haberim bile yok ya. İkinci.
Birinci de oluruz herhalde. Bunun 6 puanım var. Oğlum bu hızlı yarış diyor ama niye biz 3 defa yarış yapıyoruz? Bu mantığı anlamadım. Kendimi göremiyorum. Çekil lan. Bu ara vurulması da ayrı bir konu sanırım. Birinciyim, hala birinciyim ya. Geçirttirmiyorlar beni. Ya inanılmaz bir yarış bu ya. Geçirttirmiyorlar demiştir. Şuna bakın ya. Bak araba şaşırdı bak. Gördünüz mü? Kendimi geçirttirmiyorum. Hadi bak. Geçirttirdim ya. Bak gördünüz mü işte? Çok fazla duvara vurunca, yani kullanmak zor olduğundan duvara çok fazla vuruldu. Duvara vurduğumda mütevellit oyunda sıkıntı oluyor. Bu son yarış olsun. Üçüncü yarış yani. Böyle biri alkıştı. Tamam. Bitsin yarış lütfen. Ben bitiriyorum. Gördüğünüz gibi gençler ya da hürmetçilikten geldiğiniz gibi oyun genel olarak basit eğlence üzerine kurulmuş bir oyun. Oyuna puan vermek gerekirse genel olarak 100 üzerinden ya da 10 üzerinden değerlendirilip küsuratta olur o zaman 6.8 ya da 6.7 veririm gençler oyuna genel olarak. Bu kadar düşük olmasının nedeni şu: 1. Oyunda fren yok. Don't use brake diyor. Oyunda fren yok yani. Freni yapmamışlar bunda. Fren diye bir şey yok. Dolayısıyla fren olmadığından mütevellit virajları almak zor. Virajları almak zor olduğundan birinci olmak da zor. En kolay yapay zekaya karşı bile. Onun haricinde grafik olarak fena değil. Yani çok müthiş grafikler bekleyemezsin bir basit eğlence oyunundan. Bence grafikleri fena değil. O yönde. Kutu grafikleri yok. Online var mı bilmiyorum. Varsa şeydir, kalabalık olduğundan botlarla oynadığımızda bile ne sıkıntı oluyordu. Botlarlaydı herhalde o yani. Online olduğunu zannetmiyorum. Online da challenge'lardadır herhalde. Challenge yerindedir. Şuraya yarışlar kısmına girmiştik. Biz burada takılmıştık gördüğünüz gibi. Hızlı yarış ve şampiyonşipin yerinde takılmıştık. Custom game'de şeydir herhalde. Online yarıştır. Tahminimce. Yani seçtiğin insanlarla birlikte oynayan arkadaşlarımla filan tanıdığın insanlarla oynadığın bir yerdir. Hızlı yarış zaten şey online değil, botlara karşıydı herhalde. Çünkü zorluk seviyesi seçtiğimize göre botlardı yani. Championship'te botlardı. Şuradan devam edersek şu challenge'larda büyük bir ihtimal online'dır. 2 tane online mod, 2 tane botlara karşı mod vardır oyunda. Tahminimce tabi. Şu ikisi mod botlara karşı çünkü. Custom game'e girmeye korkuyorum valla. Ya da o challenge'lar kısmına girmeye korkuyorum. Büyük bir ihtimal online'dır oralar. O yüzden oralara girmeyeceğim. Ne yapsam bilemedim. Oyun genel olarak eğlence üzerine kurulduğu için mantığı güzel. Mantığı güzel değil. Kötü değil yani. Ancak frenlerin olması lazım bu yarış oyunu düşünüyorsanız. Böyle bir basit eğlence oyunu frenlerin istediği zaman açılıp istediği zaman kapatılması, belirli modlarda açılıp belirli modlarda kapatılması lazım bence. Yani her mod için değil de
bazı modlarda fren olmalı, bazı modlarda fren olmamalı. Frende oynamak isteyen insanlar da düşünmemeli, yani benim gibi mesela. Çünkü fren olmayınca araba basıyor gidiyor yani. Tutamıyorsun, kontrol edemiyorsun arabayı. Ya da erken dönüyorsun, sıkıntı oluyor. Korna neydi? Burada korna yeri var. Bunun arabaların kornaları mıymış? Championship. Player 5, player 8, bot. Bak, botları kapatabiliyoruz. Güzel. Buradan botlara karşı oynayabiliyoruz. Sık bu güzel olmuş. Player kapat abi. Şurayı merak ettim. Şu kız çıkıyor. Sen burası siz. Botlara karşı şu şeyi merak ettim. Gir bakayım buraya. Ben düzgün güzeli gidelim. İyiymiş bu kadar. Challenge'lar. Sonsuz challenge'lar. Ya challenge'lar var burada gördüğünüz gibi. Zaman saldırısı mükemmel yarış seçeneklerinde. Gördüğünüz gibi gençler. Burada ne yazıyor diye bir dakika. İşte ne yazıyor? Şu arabanın olduğu yeri. Waffle yerini. Adamlar asıl gerçek yerlerini üstlerini bir şey, isimleri değişti. İnanılmaz. Yani oyun biraz sıkıntı. Bak şöyle düzgün olsa keşke yollar ama işte düzgün değil ki böyle. İlk başta o kolay botlarla oynarken yolların böyle düzgün olması lazım. Çünkü o zaman kolay olmuyor işte. Botta, kolay botlara karşı bile. Bunu buradan belirteyim. Eğer oyun geliştiricisi beni izleyecekse. Türkçe bilmesi lazım tabi. Türkçe birini, Türk birine oyun gönderiyorsun. Türkçe bilmemezlik ayıp olur. Onun haricinde oyun mantık olarak güzel. Bak, güzel bir mantığı var. Basit eğlence olarak. Ancak grafik olarak zaten bir basit eğlence oyunundan çok fazla bir şey bekleyemezsin. Onun haricinde ses olarak müzikleri sevmedim. Müziklerin de apartılıp açılması güzel. Ona da bir şey diyemem. Arabanın burada sürerken gördüğünüz gibi sesi var. Bu sesler daha güzel yapılabilirdi. Yani mükemmel bir şey değil ama mükemmel değil de iyi bir ses yapılabilirdi bu arabalar ama kötü de değil yani ses. Arabanın sesi daha da güzel yapılabilirdi ama bu sesten daha iyi bir ses yükleyebilirlerdi oyuna. Bunun haricinde başka ne diyecektim? Sesi dedik, grafiği dedik. Grafiklerden bir şey söyleyemem grafiklere. Grafikler bence bu haliyle güzel. Bunun haricinde ne diyecektim ben ya? Saat 11.30 olmuş, uyum da geldi zaten. Grafik olarak dedim. Oyuna frenin gelmesi lazım. Fren özelliğinin mutlaka gelmesi lazım. Çünkü viraj alamıyorsun. Tamam, oyunun mantığı bu yönde ama yani fren kullanabilenler için, fren kullanmak isteyenler için bir artık mod mu yaparsın ya da yarış modu mu yaparsın onu bilemem. Bunu eklemeler lazım bence. Onun haricinde buraya niye girdim ki? Bakın buradan hızlı yarış moduna girebiliyoruz custom race'de.
Buradan galiba mod şey açıyoruz. Bir yarış açıyoruz. İsteyen de gelip girebiliyor buradan herhalde. Anladığım kadarıyla. Custom dediğine göre başka bir açıklaması yok yani. Botlara karşı biraz sıkıntılı. Çünkü en kolay botlara bile ne gördüğümüz yani. Rezil olduk. Gerçi ikinciliğimiz var ama birinci olamadık yani. Birinci olmak zor çünkü. Eğer hiç oynamadıysan nasıl birinci olamazsın? Senin gibi yarış oyuncususun. Need for Speed Most Wanted videolarından gördük diyorsanız. Eski, bu kanalın eski videolarında onlar. Bu o oyundan zor gençler. Yani bir yarış oyunu olarak yapılmamış. Basit eğlence oyunu olarak. Şey gibi düşünebilirsiniz bu oyunu ya. Şu bir tane oyun vardı hani YouTuber'ların yayıncıların bir oynadığı bir oyun vardı. Böyle Speedrunners. Bu oyuna benzetebilirsiniz gençler bu oyunu. Bu oyunun yarış hali diyebilirsiniz bu oyuna. Bu oyuna. Ona benziyor mantık olarak. Çok fazla değil ama benziyor yani. Bu oyun bu oyuna benziyor bence. Onun haricinde başka ne diyeceğim? Yani oyunu 100 üzerinden 68 falan verilir. 67-68. Çünkü fren önemli yani. Frenler bir yarış oyunu için önemli. Sen freni kaldırırsan bu oyun sıkıntıya düşer. Yani kontrol olarak. Mesela fren olsaydı kontrol 100 üzerinden 80 ise fren olmayınca 100 üzerinden 50'ye 40'a düşüyor fren, oyunun araba kontrolü. Şu arabayı kontrol edemiyorsunuz yani frenler olmayınca. Onun haricinde ne diyecektim? Ne diyeceğimi unuttum. Evet gençler bu oyunda böyle. Yani çok müthiş bir oyun. Niye mi istedim? Olağanüstü impossible. Zor bir oyun. Yani çok iyi yarış arabası yarış oyunlarında araba kullanıyor olabilirsiniz ama bu oyuna gelince hiçbir şey bilmiyormuşsunuz gibi olacak. Çünkü frenler yok. Bu en basitinden. Fren diye bir şey yok yani oyunda. Frenleri yok. Onu dedik. Grafik olarak güzel. İdare eder bir basit eğlence oyununa göre. Ses olarak da güzelimsi. Yani güzel değil ama güzelimsi diyebilirim. Güzele yakın yani. Dinamik olarak zor. Oyunun fizikleri bence zor. Bunun haricinde optimizasyon olarak bence güzel. Optimizasyonu da güzel yani. Oyun optimize düşük bir sistemim var. 30 FPS alıyorum normal yani. 30 FPS yaklaşık olarak alıyorum. Optimizasyon da güzel. Online'a çok fazla oyuncu olacağını zannetmiyorum girsem bile. Bir arkadaşınız da ya da tanıdığınız bir insanla girmenizi tavsiye ederim online girecekseniz. Yoksa botlara karşı deneyin birkaç yarış yani. Dediğim gibi gençler böyle. Bence oyun mükemmel bir oyun değil tabi. Ancak eğlence için girilebilecek bir oyun diyebiliriz. Eğlence için girebilirsiniz. Ama tek başınıza şeyse online'a girecekseniz tek başınıza almayın oyunu. Bir kişiyle ya da iki kişi sizle beraber bir kişi daha olsun ya da daha da fazla olabilir ya. En az bir kişi daha olsun yani online girecekseniz. Çok fazla oyuncu olacağını zannetmiyorum çünkü. Yani olsa bile ne 4-5 kişi vardır yani online'da. Çok fazla insan olduğunu zannetmiyorum. 100 üzerinden 67, 10 üzerinden 6,7'ye tekabül eder zaten. Böyle yani. Ses olarak tekrar dediğim gibi işte optimizasyonu ve oyun fiziği optimizasyonu güzel. Zaten böyle bir oyundan optimizasyonun da iyi olması lazım tabi. Böyle basit bir eğlence oyunu. Grafikleri düşük, çok yüksek grafik içermeyen bir oyundan optimizasyon yeterli seviyede bence. Dinamik olarak zor. Oyun dinamiği, fiziği bence zor. Yani birazcık daha kolaylaştırılabilirdi bence. Yani mesela bakın
İlk yarış, ilk videoda girer girmez mesela Sultanova girmeyeceğimi dedim. Direkt ben Lapti'ye girdim Sultanova'ya. Bir de böyle düşün. Neyse gençler, bu videodan da bu kadar olsun. Yozgat Atıldı Kayseri'li oyuncu kanalında. Bundan sonra hemen soruyu James önüne çekeceğim. Hemen sona çekeceğim. Beraber yükleyeceğim yani. Bunu yükledikten sonra hemen onu yüklemeye başlarım. Onun haricinde bu oyunun serisini yapmayı düşünmüyorum. Yani 8-10 like gelse bile ne, bu oyunun serisi gelmez kanala. Bunu da buradan söyleyeyim. Çünkü bir hikaye oyunu değil. Hikaye oyunları mantıken olması lazım. Mantıken öyle. Evet. Hikaye oyunlarında, çekeceğim hikaye oyunlarında eğer 8 ya da 10 like gelirse en az, bu oyunların serisini yaparım. Bunu böyle basit eğlence oyunların serisini yapmam demiştir. Bunu da buradan belirteyim. Hadi Allah'a emanet olun. Kendinize müfait olun. Gelecek soruyu James oyununda görüşürüz. Buna da bir tane tık atayım. Bu arada niye bu oyun geldi diye sorarsanız, şu an Yozgat Asıllı Kayserili hesabındayım. Steam hesabındayım. O hesabıma eklediğim Türkiye Genç Series küratörüme gelen oyunları ilk başta çekeceğim seri olarak. Bütün oyunlarımı çekeceğim bu hesaptaki. Sonra diğer hesaptan geçip onlardaki küratöre gelen oyunları çekeceğimmiştir. Yani Kına Sakal, Yozgat Asıllı Kayserili oyuncu ve şu anlar için Türkiye Genç Series hesaplarıma gelen, hesaplarımda olan Türkiye Genç Series küratörüme gelen oyunları çekeceğim sırasıyla. Bundan sonra bakacağım hangi hesaba geçerim, onu tam karar vermedim. Bakarız yani. Zaten çektiğim zaman da anlaşılır bu hesaptaki oyunlar bitince. İlk çektiğim oyunda Life Game'di, o da bu hesaptaydı demiştir ama diğer hesabım açık olduğu için, aile paylaşımı olduğundan o hesaptan çektim. Neyse artık. Hadi Allah'a emanet olun. Kendinize müfait olun. Gelecek video ve videolarda görüşürüz. Hadi gittim ben gençler. Bir tane drift atayım yavrum. Bir tane drift alacağım bir dakika. Ya atamıyorsun ki drift. Şuna bak. Yani Osman Tadı'nın resmi üzledim ya. Şu oyunda Osman Tadı'nın değerini anladım yani. Frenler ne kadar önemli. Bir oyunda buradan anlayabilirsiniz. Bakın virajı. Normalde ben bu frenler olsaydı var. Şurada kaç defa drift yapmıştım. Çok drift yaparak dönmüştüm ama işte o Mosman Tut olsaydı neyse. Ama yok işte Mosman Tut kanalı. Çekemeyeceğiz maalesef. Daha doğrusu Yozgat Asıllı Kayserili TV kanalında çıkıyorum bu oyunları. Hadi Allah'a emanet olun tekrardan. Kendinize de mukayyet olun. Gelecek video ve videolarda görüşürüz. Hadi gittim ben demiştir. Vallahi yoruldum ha. Hadi gittim. Gittim ben hadi. Her an gidebilirim bak.